أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إِمَّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم أَزِيزَ ومحترم مسلمون الحمد لله بر ديرفي sohbetinde Rabbim yine bizleri bir araya getirdi Bu haftaki konumuzda anne babamıza karşı, annelerimize, babalarımıza karşı görevlerimiz, vazifelerimizden bahsetmeye çalışacağız inşallah. Ama malumunuz evvela ne yapıyoruz? Risalemizden, Risale-i Kusiyemizden bir beyt okuyoruz. Arkasından konumuzla alakalı ayet ve hadis-i şerifleri beraberce müzakere, mutala yapmaya çalışıyoruz. Risalemiz 39. sayfadan Risalemiz 39. sayfadan. Eğer sizler de sohbetimize iştirak etmek isterseniz soru ve önerileriniz için 0530 220 3230 30 nolu telefondan merak etmiş olduğunuz konuları soruları bizlere iletebilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz 39. sayfanın baştan ikinci beyti. Dahi gayet edep üzere sabit dur. <laughs> ki kırk yıl hizmet etsen bir karar dur. Gelirse bir taraftan şayet ol nur, velev abdest alırken kalk ayak dur. Adab üzere durup hakka giydelim, cemali ve kemale seri delim. Büyük Şeyh Efendi bizlere terbiyecimiz, büyüğümüz, kanaat önderimiz veya mürşidimizle alakalı bizlere nasıl bir muamele yapmamız gerektiği ile alakalı bizlere bilgi veriyor. Tabii bunu anne baba ya da aynı zamanda insan ne yapabilir Uyarlayabilir. bilir. Buyuruyor ki dahi gayet adap üzere sabittir. Seni terbiye eden, seni yetiştiren, sana emek sarf eden insana karşı, mürşidine karşı herkes kendisiyle alakalı düşünebilir bunu gayet edep üzere dur. <laughs> Oturmanda, kalkmanda, davranışlarında, ifadelerinde onu suçlamadan, itham etmeyerek, itham etmeyerek, itmeden, ötelemeden ne yapmak lazım? Bizleri yetiştiren, nefislerimizi terbiye eden, mürşitlerimize karşı, büyüklerimize karşı, liderlerimize karşı adab üzere durmalıyız. Onun önünde yürümemeliyiz. Onun önünde yürümemeliyiz. Oturduğumuz bir ortamda o insanlardan önce yemeye başlamamalıyız. Onların olmuş olduğu ortamda fuzuli konuşmamalıyız. Hatta onların evine karşı dahi ayak uzatmamalıyız. Sultanımız Efendi Hazretlerimiz bir defasında Kayseri'ye gidiyor bir nedenle. Tabi kıblenin yerini soruyor. Biri diyor ki İstanbul'un ne tarafta diyor. İstanbul hangi tarafa düşüyor buraya göre? İşte efendim hani İstanbul şu iskamette niçin sordunuz? Mürşidim o tarafı olduğu için onun tarafına ayak uzatmak istemiyorum buyuruyor. Sultanımız elhamdülillah her zerresiyle kendisi edep ve bizleri de bizlere de edebi öğretiyor. İşte insan mürşidine karşı, büyüğüne karşı, kanaat önderine karşı, anne babasına karşı adab üzere duracak. Edepte kusur etmeyecek. Onların yanında sesini yükseltmeyecek. Ki kırk yıl hizmet içsen bir karar dur. Allah Allah. Kırk yıl diyor hizmet etsen. Kırk yıl aynı kapıda dursan bir kararla dur. Oynama, gel git yapma. Gönülden kavgaya girme. Biz bu kapının eskileriyiz. Artık bizlere de bir şey olması lazım. Bizlere de bir kapı açılması lazım. Bizlere de hürmet tazim edilmesi lazım. Bizlerin de hesaba katılması lazım. Bizlerin de fikrinin alınması lazım. Gibi bu tarz düşüncelere düşmemeli insan. Hızır Hoca Allah rahmet eylesin sultanımızın damadı öyle buyururdu. İnsan derdi bu kapıya gelince vav gibi gelirdi. Vav biliyorsunuz eğiktir. Zaman geçtikçe gaf gibi gaf gibi olmak yerine elif gibi olurdu bu sefer. Dümdüz. Halbuki sen bu kapıya hani niçin teslim olmuştun? Nefsini terbiye etmek için, Rabbini bilmek için, müminleri kendinden aziz kıymetli bilmen için değil mi? perdelerini kaldırmak için, ne niyetlerle Allah için gelmişken, vav wow şekliyle gelmişken, gaf olman gerekirken, ne yapıyorsun? Elif gibi dikleniyorsun. Allah muhafaza, Rabbim muhafaza etsin. Zamanın geçmesi insana kıymet vermez, değerli seyircilerimiz. Sen bir yerde, sen bir e, grupta cemaatte veya kurumda yılların geçebilir. Ama yılların geçmesi demek orada saygın bir hale geleceksin anlamına gelmez. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Tabi örnek lütfen yanlış anlaşılmasın. Mesela bir iş yeri düşünelim. Mesela bir kardeşimiz oraya çaycı olarak girmiş olsa, 10 yıl, 15 20 yıl orada çaylık çaycılık vazifesi yapmış. Bir de oraya örneğin bir fabrika düşünelim. Oranın bir mühendisini düşünelim. Makine mühendisini düşünelim. Oranın tam bel kemiği ile alakalı büyük projelere imza atmış. Fabrika fabrikaya büyük kazançlar elde ettirmiş. Fabrikanın yükünü kısmen üzerine almış olan bir mühendisi düşünelim. Şimdi çaycı olan bir insan, çaycı olan bir insan bugün çaycıydı ama 20 yıl sonra yine çaycı aynı yerinde duruyor. Ama diğer insan bugün bir işte bir vasıfla geldi ama 3 yıl, 5 yıl sonra fabrikaya büyük hizmetler sundu. Belki %3, %5, %10 10-30 oranında belki büyümesini veya büyük karlar elde etmesini sağladı. Şimdi diğer insan diyebilir mi? Kardeşim biz burada yıllardır burada çay dağıtıyoruz. Bu adama bizden daha çok para veriyorsunuz. Daha çok hizmet ediyorsunuz. Dense buna ne olur? Bu biraz garip karşılanır değil mi? Yani dolayısıyla bir yerde hürmet görmek için ne yapmak gerekmiyor? O yıl orada çok uzun yılların geçmesi gerekmiyor. Vurulmuş olduğun konumda kendini, kaliteni, hizmetini artırırsan saygınlığın kendiliğinden artar. Sen kendine saygı bekleme. Eğer sen o saygıya layık olursan Allah zaten ne yapar? Sana o saygıyı gösterir. Evet. Devamında Gelirse bir taraftan şayet olunur. Eğer diyor Onur Şeyh Efendi Allah dostu sevmiş olduğun kıymet vermiş olduğun o değerli insan eğer bir taraftan gelirse. Onur diyor bak Nur. Vere abdest dahi alsan kalk ayak dur diyor. Abdest dahi alıyor olsan ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ayak kalkacaksın. Mesela Sultanımız Efendi Hazretlerimiz İsmaila Camii'ne gelmiş olduğu o çıkmış olduğu son zamanlarda kendisi gelirken ayağa kalkınmasını istemezdi, başından beri istemezdi. Kalkmayın buyururdu, kalkmayın buyururdu. O bir o kendi kendisi kalkmayın buyurabilir ama ben bir müridi olarak onun bir talebesi olarak bana düşen nedir? Ayağa kalkmaktır. Mesela bir hoca efendi derse giren bir öğretmen veya bir hoca efendi sınıfa girdiği zaman ne yapar? Talebelerin ayağa kalkması lazım edeben. Daha iyi istifade etmesi için, arada sevgi bağlarının kurulması için. Öğretmen ne diyecektir? Veya hoca, "Arkadaşlar kalkmayın, kalkmayın." dese de öğretmen hoca kendine düşeni yapar fakat fakat öğrenciler kendine düşeni yapması lazım. Onların kalkması lazım. Dışarıdan bir büyük geldiği zaman küçüğün ayağa kalkması lazım. Saygı, hürmet göstermesi lazım. İşte sultanımız da her ne kadar kalkmayın buyursa da yine de cemaat, cemaat sultanımız müşirimiz geldiği için ne yapardı? Ayağa kalkarlardı kimileri de kimileri de yine orada efendi hazretlerimizi dinlememe hususuna düşmemek için efendi hazretlerimizin geleceğini bildiği için hocamız kendisi anlattı. Hatta bu sabah anlattı. Efendi hazretlerimiz geleceği zaman daha önceden ayağa kalkardı. Sultanımız geldiği zaman kalkmayın dediği zaman zaten o kalkmış vaziyette olduğu için o ifadeye ne olmuyordu? Muhatap olmuyordu. Direkt mürşidine zaten hürmet tazimle işte artık camiye mescide geçerken veya giderken o şekilde ne yapmış olurdu? Hürme saygısını göstermiş oluyordu. Yani kısacası insan büyüğüne karşı özellikle mürşidine karşı ne yapacak değerli seyircilerimiz? Edebe riayet edecek. Adab üzere duru hakka gidelim. O insanların huzurunda adaplı olacaksın. Ne demişler? İlim sahibinin karşısında dilini tutacaksın, İlim sahibinin karşısında dilini tutacaksın, Allah dostlarının huzurunda kalbini tutacaksın. Çünkü Mevla Teala Hazretleri onlara hani bu keşif dediğimiz, teraset dediğimiz, bu özellikle beraber insanın kalbinden geçirdiği şeyleri Rabbimin bildirmesiyle ne yapabiliyorlar? o insanlar bile biliyorlar. O yüzden onların yanında ne yapmamak lazım? Yanlış düşüncelere, eksik düşüncelere düşmemek lazım. O insanlarla kavgaya, gürültüye Allah muhafaza girmemek lazım. Evet. Bir seyircimiz Selamünaleyküm hocam. Amka, Ankara'dan herhalde Ankara'dan demiş. Türker Türk Yılmaz. E, hocam size sormak istiyorum demiş. Kadınların çalışmaları, para kazanmaları caiz midir? Eşinin yani kocasının ve kendi maddi durumlarının çok iyi olduğu halde çalışan bayanlar var. Görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz demiş. Şimdi güzel kardeşim, değerli kardeşim. Bir bayan, bir bayan erkeklerle muhatap olmayacak bir ortamda çalışmasına müsaade vardır. İster ister maddi imkanı olsun, isterse olmasın. Tekrar ediyorum. Bir bayan erkeklerle muhatap olmamak kaydıyla çalışmasında ne yoktur? Bir sıkıntı yoktur. Gerek bu kadınların kadınlarla aynı ortamda mesela bazı yerler vardır. Ne yapıyorlar? Mesela bu hamur işleri yapıyorlar. Hani yufka açıyorlar, mantı yapıyorlar gibi. Ama burada yalnız bayanlar olacak. Tabi camda açık olmayacak, örtülü. Bir erkekle muhatap olmayacak şekilde ne olabilir? Bayanlar kendi aralarında veyahut da bir bayan yahut da bir bayan ne yapabilir? Erkeklerle muhatap olmayacak şekilde çalışmasında bir sıkıntı yoktur. Ama erkeklerle muhatap oluyorsa o caiz olmaz. Hocam Örnek olarak Antep fıstığı peşin 1500 TL. Bir sene vadeli olursa 2800 TL'ye veriliyor. Bu helal mi demiş? Helaldir. Baştan soruyorlar size. Mesela ben sana Antep fıstığı vereceğim. Örneğin kaç kilo diyelim? Diyelim 100 kilogram diyelim. Peşin alırsan 1500, vadeli alırsan 2800 TL. Tercih sana kalmış. Burada tercihini yaptıktan sonra paranı ödersin, malını alırsın. Fakat vadeli dedi vadeli olduktan sonra tekrar ikinci fiyat üzerinde bir konuşma olursa o zaman bu sıkıntı olur. Selamünaleyküm hocam. Ben İstanbul'dan demiş bir bayan. Kayın pederim benden habersiz evimizi sattı. İki çocuğum var. Evim evin parasını bize vermedi. Eşim epilepsi hastası. Eşimin babasına beddua ediyorum. Yanlış mı yapıyorum? Yardımcı olur musunuz? Teşekkür ederim demiş. Şimdi eğer bu sizin eşinizin çalışıp kazanmış olduğu bir evse babasının bu şekilde yapması uygun değil. Ente ve mâlüke liyebike. Peygamberimiz buyuruyor ki sen ve malın babana aitsin. Şimdi babanın böyle bir yetkisi vardır. Babanın evladına karşı böyle bir yetkisi vardır. Ama hani insani olarak baktığımız zaman, insani olarak baktığımız zaman epilepsi hastası olan, hasta olan bir evladının evini satıp onu kiraya düşürerek mağdur etmesi bu adamın kalitesidir. Bu adamın artık kendine yakıştırmış olduğu şeydir. Bir şey diyemiyorum. Olayı daha yakini bir şekilde, daha detaylı tabi incelemek lazım. Beddua ediyorum demişsiniz etmeyin. Zaten olan olmuş. Eğer siz haklıysanız Rabbim hakkınızı zaten size fazlasıyla iade edecektir. Dünya imtihan yeridir. Dünya imtihan yeridir. Allah razı olsun. Siz o insanın evladını eş olarak kendinize kabul etmişsiniz. Beraber e, ne şartlarda belki yaşıyorsunuz, yaşamaya çalışıyorsunuz. Keşke ya, keşke satmasaydı. Yani böyle bir insanın gerçekten kiray düşmesi kolay kolay değil. Hasta olan bir insan. Ama siz yine Mevla Teala Hazretlerine müracaat edin. Mevla Teala Hazretlerinin bir çıkış kapısı açmasını Mevla Teala Hazretlerinden niyaz edin. Rabbim inşallah daha güzel bir rızık kapısı, rahmet kapısı sizlere ikram eder, ihsan eder inşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi konumuza geçmek gerekirse anne babamıza karşı görevlerimiz. Anne babamız bizim dünyaya geliş vesilemiz. Değil mi? Rabbimizi bilmemize, tanımız, tanımamıza, ona kulluk etmemize vesile olan anne babalarımız hiç şüphesiz ki bizim için en değerli, en değerli varlıktır. Eğer onlar olmamış olsaydı biz neticede dünyaya gelmemiş olacaktık. Dünyaya gelişimimize, Rabbimizi bilişimize, tanışmamıza onlar vesile olduklarından dolayı bir insan anne baba anne babasına karşı asla saygıda kusur etmemeli. Belki insan şu an kendini şu anki şartlarda düşünüyor. Bir evlat ana rahmine düştüğü andan itibaren annesine büyük sıkıntı. Annede hastalıklar, rahatsızlıklar, üzülüyorum yok mide bulantıları, kimileri yataklara düşebiliyor. Ne şartlarda? Vehnen ala vehnin. Onu sıkıntıyla yüklenmiş ve sıkıntıyla ne yapıyor? Tekrar o yükünü bırakıyor. Yani doğuruyor. Bir anne diyor doğum esnasında vefat etse şehitlik mertebesine ulaşır o derece o derece büyük acı ve ızdırabı biz evlatları için çekiyor. Bir baba sabah erkenden kalkıyor. Ne şartlarda? Helal rızık temin etmek için, helal rızık temin etmek için aç susuz. Belki her gün ailesi ona kahvaltı hazırlayamıyor. Hele bilmiyorum bu zamanlar bu zamanları erkekler daha iyi biliyorlar. Belki bayanlar biraz kızacak ama ne şartlarda sabah erkenden kalkıyorlar. Hele büyük şehirlerde o trafikte ne şartlarda çalışıyorlar. Belki ne azarlar işitiyorlar. Alttan alıyorlar. Aman işten çıkmayayım, çıkartılmayayım. İşime gideyim. Güzel bir şekilde helalinden kazanıp aileme getireyim diye ne şartlarda. Yahut bulmuş olduğu yerde in İmkan bulamıyor, imkan bulamıyor. Gidiyor gurbet ellere. Üç ay, beş ay, 6 ay, bir yıl. Gidiyor, geliyor, üç beş hafta kalıyor, tekrar gidiyor. Böyle yıllarca, neredeyse ömrünü bitecek kadar hep bu şekilde bizlerin bugüne gelmesi için mücadele veriliyor. Yemiyorlar, yediriyorlar. içmiyorlar içiriyorlar. Aman evladım cahil kalmasın. Aman toplum arasında muzdarip olmasın, ezilmesin, peygamberini, Rabbini tanısın, dinini sevsin, yaşasın diye ne şartlarda? Ki hele şu Türkiye ortamında biliyorsunuz ne büyük sıkıntılar geçirildi evlatların yetiştirilmesiyle alakalı ve hala devam ediyor. E bu kadar iyiliğe karşılık ev, evlatların anne babasına ayağına pas pas olması lazım. Pas pas. Pas pas olmak lazım. Bize basit geliyor. Ateşin olduğu zaman uyuyamaz. Hasta olduğun zaman uyuyamaz. Sen yemek sen yemezsen onun içine sinmez. Senin bir anlık üzüntün onun belki dakikalarca neyine vesile olabiliyor? Sıkıntıya düşmesine vesile olabiliyor. Ki Rabbimiz ne buyuruyor? وَقُلْ Rabbir اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا Ya Rabbi onlar bana küçükken merhamet ettiği gibi sen de onlara merhamet et. Buyuruyor. Sen de onlara merhamet et. Demek ki demek ki bir anne babanın küçükken evlatlarına göstermiş olduğu merhameti Rabbimiz ne yapıyor? Beğeniyor ki Kur'an-ı Mübin'de bunları ne yapıyor? Onların diyor size küçükken merhamet ettiği gibi benim de onlara merhamet etmemi isteyin buyuruyor Mevla Teala Hazretleri. Ve yine hemen bir ayet üstte veya iki ayet üstte وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Senin Rabbin kendinden başkasına kendinden başkasına ibadet edilmemesini ve bil valideyni ihsana ve anne babaya da iyilik yapılmasını farz kılmıştır. Emretmiştir. İfadeye lütfen dikkat edin. Ne buyuruyor? Kendisine hiçbir şey ortak koşmamanın devamında anne babaya iyilik zikrediliyor. Düşünün ki ne kadar kıymetli. Hani Adem Aleyhisselam'ı hatırlarsınız değil mi? Ne demişti? 300 yıl ağlayıp sızlandıktan sonra Havva Validemizi aradıktan sonra Ya Rabbi dedi Ya Rabbi. O cennette senin isminin yanında yazan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine beni affet deyince dua kabul olmuştu. Dedi ki ya Adem bunu nereden aklına geldi? Ya Rabbi dedi cennette görmüştüm. Düşündüm ki senin isminin yanında olan kıymetlidir. O yüzden ben de o ismin hatırına senden istedim dedi. İşte bu ayet-i kerimeye de baktığımız zaman Mevla Teala Hazretleri kendisinden başkasına hiçbir şeyin ortak koşulmamasını ve anne babaya iyilik yapılmasını emretmesi anne babaya iyilik yapılmanın ne kadar mühim olduğunu Rabbimiz ne yaptı bizlere beyan etmiş oluyor. Bir defasında Allah resulü malumunuz çok anlatılır hoca efendiler yine yeri gelmişken biz anlatalım. Hutbeye çıkarken birinci basamağa basıyor, amin diyor. İkinci basamağa basıyor, amin diyor. Üçüncü basamağa basıyor, yine amin diyor. Hutbesini irade ediyor. Sohbetten sonra sahabe diyor ki, Ya Resulallah hiç yapmadığınız bir usul yaptınız burada, bir hareket yaptınız, bunun hikmeti neydi diye soruyorlar. Cibril bana geldi, dedi ki, anne babası anne babası yanında yaşlandığı halde cenneti kazanamayan kişi Allah'ın rahmetinden uzak olsun dedi ben amin dedim buyuruyor İşte Rabbimiz de imma yeblughanna 'indekel kibra ahduhuma aw kilahuma fala tegullahuma uf o anne babanızdan biri veya ikisi eğer yanınızda ihtiyarlarsa yani onları yanınıza alırsanız gözetiminiz altında onlara bakarsanız fele tekul lehuma onlara öf bile demeyin buyuruyor Mevla Teala Hazretleri. Ve peygamberimiz buyuruyor ki eğer Mevla Teala Hazretleri o öf ifadesinden daha hafif bir ifade olsaydı onun söylenmesini yasaklardı diyor. En ağır şeyi en hafif diyelim yani en hafif böyle anne babaya söylenecek en hafif ifade öf, öf olduğu için Mevla Teala Hazretleri bu ifadeyi kullanmıştır. E şimdi adam öf demek değil anne babasına Allah muhafaza el kaldıranlar var anne babasını tart edenleri var. Kovanlar var, unutanlar var. Kendine göre küsenler var. Ben bu küsenleri kafam almıyor zaten ya. Anlamıyorum ben. Bebekken annem baban sana ne yapmadı? Ne yapmadı? Aklına gelecek bütün iyilikleri yaptı. Şimdi elini ayağın tutuyor. Onlar ihtiyarlar, zayıf duruma düşmüşler ne yapmış? Annem bir ifade söylemiş, darılmış. Ya sen, inan sen hastaneye git bir kendini kontrol ettir ya. Bir insan anne babasına darılıp da şu onların o ihtiyarlık zamanında bakıma, sevgiye, ilgiye ihtiyaç olmuş olduğu bir zamanda sen gücün kuvvetin yerinde parayı kazanıyorsun veya artık bir iş imkanım var. Annem böyle dedi, babam şöyle yaptı deyip de eğer onlarla irtibatını zayıflatıyorsan sen bir, gerçekten sen bir hastaneye git. Sen bir, sen bir film çektirmen lazım. Belki bir sıkıntı olabilir. Çünkü bir Müslüman, bir Müslüman anne babasına Allah öf demesini dahi yasaklarken sen onların mağdur olmuş olduğu bir zamanda, zayıf düşmüş olduğu bir zamanda hallerini, hatırlarını sorma. Sen git sabah git, akşam kazan gel, rahatça ailece ye, kendin başına ye. O kadın veya o adam soğuk mu, sıcak mı, yemesi içmesi var mı, ihtiyacını karşılayabilir mi, karşılayamaz mı, bir istirhamı var mı? Hiç arayıp sorma, Ondan sonra he ibadet o namazları da senin ibadetlerin Allah kabul etsin derim ben. Başka bir şey diyemem yani. Allah kabul etsin demek lazım. Çünkü Allah muhafaza anne babaya asi olan insanın namazları da sıkıntılı olabilir. Bak peygamberimiz buyuruyor ki anne babasına iyilik ederek sabahlayan günlerini geçiren mümine Allah cennetten iki kapı açar. Annene iyilik yapıyorsun bir kapıyı açıyor. Babana da iyilik yapıyorsun. Ondan da başka bir kapı açılıyor. Diye bir rivayeti ise sabah akşam durmadan anne babasına kötülük eden kimseye de Allah cehennemde iki tane kapı açar. Şayet birine kötülük ediyorsa bir kapı açar. Bir kapı açar. Genç bir yavru, evlat, genç dediğim yani delikanlı, evli, barklı birisi ölüm döşeğinde. Peygamberimize haber geliyor. Ya Resulallah bu insan gitmek üzere. Peygamberimiz geliyor kendisine. La ilahe illallah Muhammedu Resulullah. Kelimeyi tevhidi, kelimeyi şahadeti telkin ediyor. Fakat gencin dili dönmüyor. Soruyor. Bu insan namaz kılar mıydı? Namaz kılardı diyorlar. Namaz kılardı. Peki bu insanın anne babası var mı? Diyorlar ya Resulallah babası vefat etmiş ama ihtiyar bir annesi vardır. Allah Resulü annesine haber gönderiyor. Diyor ki kendisine söyleyin dilerse ben oraya gideyim. Eğer gelebiliyorsa kendi buraya gelsin. Gidiyorlar o genç sahabenin annesine Peygamberimiz gelebiliyorsa kendi gelsin yoksa kendi gelecek diyor ki o teyzemiz ne demek diyor peygamberimizin ben ayağına paspas olurum. O ihtiyar haliyle bastonla bir şekilde peygamberimizin huzuruna geliyor. Peygamberimiz soruyor bak diyor ne sorarsam diyor doğru cevap ver diyor. Evladın diyor nasıl biriydi diyor. Ya Resulallah çok iyi biriydi. İbadetlerini yapardı ailesine karşı cömertti. Peki size karşı nasıldı? bize karşı biraz kalbim kendisine kırık ya Resulallah deyince Allah Resulü buyuruyor ki işte işte bundan dolayı evladın kelime-i getiremiyor diyor. Ve Bilal Habeşi Efendimiz'e diyor ki git ya Bilal odun topla getir diyor. Şu genci yakacağız. Anne bir anda feryat. Ya Resulallah o benim evladım ben nasıl dayanırım? Sen burada hakkını helal etmezsen orada yanacak. Burada dünyada hakkını helal etmezsen ahirette yanacak diyor Peygamberimiz. Tamam ya Resulallah, tamam ya Resulallah ben evladıma olan hakkımı helal ediyorum diyor ve gencin dili çözülüp kelime-i şehadet, kelime-i tevhid getirmek kendisine nasip oluyor. O yüzden değerli izleyicilerimiz, belki ibadetlerine dikkat etmeye çalışıyorsundur. Helale harama dikkat etmeye çalışıyorsundur kendine göre. Ama eğer başında büyüğün varsa, anne baban varsa onların rızasını kazanmak durumundasın. Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı anne babanın gazabındadır buyuruyor yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi şu an günümüzde genel olarak şöyle bir sıkıntı da var. Ne var değerli izleyicilerimiz? Eşlerle kaynana arasında yani kişinin eşiyle annesi arasında maalesef genel olarak genel olarak ne var? Sıkıntılar olabiliyor. Burada erkeğin çok hassas davranması lazım. Bir tarafta annen, bir tarafta eşin. Anneni de atmayacaksın, eşini de atmayacaksın. Anneni de atmayacaksın, eşini de atmayacaksın. Onları tercih etme durumuna düşünme, düşürmeyeceksin kendini. Ne yapmayacaksın? Gidiyorsan git kardeşim diye eşine veyahut da annene veya babana yol vermeyeceksin. Eşin geçimsiz olabilir veya annen geçimsiz olabilir. Bir şekilde evlat, evlat gaza gelmeden, tesir altında kalmadan, yönlenilmeden adaletle muamele yaparak bir takım ifadeleri, hareketleri görmemezlikten gelmelidir. Mesela, mesela örneğin, annen eşinle alakalı bir şey mi söylüyor? Anne o senin hakkında benim kayınvalidem bir tane diyor. Ne kadar iyi birisi diyor gibi. Böyle ne yapabilirsin bir ifade. Ama hocam öyle demiyor ağzına geleni sayıyor. E mübarek kalp yapmak için ne var burada? Müsaade verilmiştir. Veya ailen veya ailen onun annenle alakalı yanlış bir ifade kullanıyorsa bak hanım ben senin anne babana en ufak bir ifade söylemiyorum. Bu insan ihtiyar. Gel bak kendini muhafaza et. Birbirimizi üzmeyelim, dalılmayalım gibi bu şekilde tedavi edici ifadelerle iki tarafı muhafaza etmek lazım. Yoksa iki taraftan bir tarafa geçersen sıkıntı bitmez kardeş. Olayın önüne geçemez. E, evinde de neticede huzur olmazsa e evinde sen huzuru sağlayamazsan anne babana ne yapabilirsin? Mesela sen akşam çıkıyorsun. Anne babanla yakınsın veya altın üstlüsün. Eğer eşinin de kalbini almazsan, eşinin suratı böyle mahkeme duvar gibi olursa, o anne baba o zaman diyecek, oğlum yani gelmesin buraya diyecek, görmeyelim zaten bizi görmek istemiyor. Veya ağzına gelenini sayarsa ne yapabilirsin, nereye kadar? O yüzden olayı buralara getirmemek lazım. İki tarafla alakalı alttan alıcı şekilde ne yapmak lazım? İki tarafı da muhafaza etmek lazım. Evet değerli izleyicilerimiz. Peki biz anne babamıza karşı vazifelerimiz nelerdir? Anne babamıza karşı hayattayken de vazifelerimiz vardır ve sonra da vazifelerimiz vardır. Hayattayken onlara karşı ne yapmak lazım? Onların yanında ses yükseltilmez. Mümkün mertebe ayak uzatılmaz. Böyle uygunsuz şekilde. Ama e, ayaklarını ağrımıştır, müsaade istersin olabilir. Kırıcı ifadeler olmamalıdır. Temel ihtiyaçlarını karşılama mecburiyetin vardır. Hocam hanım müsaade etmiyor, onu aşan bir konu. Onu aşan bir konu. Tatlı bir şekilde olayı izah ederse... Hiçbir eş sıkıntı çıkarmaz. Temel ihtiyaçlarını karşılamalı insan. Vefatından sonra onun adına hayır hasanat mümkünse yapmalı. Onun arkasından Kur'an-ı Kerim okumalı. Mümkünse ne yapmak lazım? Hatta imkan varsa onun adına böyle sadaka-i cariye dediğimiz onun amelini devam ettirecek bir bir çalışma yapmak lazım. Ama talebe okutmak olur. Ama bir bir çeşme olur, bir yol olur veya bir hastaneye destek olur vesaire bu şekilde ne olur? Bu şekilde insan anne babasına karşı hizmet edebilir. Evet değerli izleyicilerimiz Şimdi seyircilerimize bakalım. Selamünaleyküm hocam. Ben Konya Hadim. Borat Mahallesi'nin Abdurrahman Soğut hocam. Ben Ümre'den yeni geldim. Ben düğünlerde saz çalıyorum. Hocam saz çalmak haram mıdır? Ümremi bozar mı? Yardımcı olabilir misiniz? Güzel kardeşim. Çalgı aletleri çalgı aletleri dinimiz tarafından ne yapılmıştır? Dinimiz tarafından uygun görülmemiştir. Müsaade edilmemiştir. Bir de şimdi düğünlerde çalgılı çengiri düğünlere insanlar maalesef biraz daha uygunsuz kıyafetlerle gelebiliyorlar. Mümkünse inşallah kendinize yeni bir meslek edinmeye çalışın. Selamünaleyküm hocam. Gelinin kaynana hakkında ne gibi hakları vardır? Gelinin kaynana üzerinde hakkı, birbirlerine karşı hakkı saygıdır burada. Yani bir gelin illa kişinin annesine bakma, yani illa bakacak diye bir şey yoktur. Ama eşi istiyorsa, ama eşi istiyorsa bir bayanın eşine itaat etmesi açısından onun annesine bakması nedir? Büyük fazilettir, büyük sevaptır. Bir insan diyor bir insan gençliğinde bir yaşlı insana bir iyilik yaparsa Allah ona ihtiyarlandığında on genci hizmet için gö gönderir buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bir seyircimiz "Hocam ben eşimden ayrıldım." Neyse bu mesajı daha sonra değerlendirelim inşallah değerli izleyicimiz. Evet, değerli seyircilerimiz bu haftada sohbetimizin sonuna inşallah gelmiş olduk. Konumuz kısa öz olarak neydi değerli izleyicilerimiz? Anne babamıza karşı vazifelerimiz, saygılarımızdı. Onlar bizim cennet ve cehennemimizdir ki biz onlara hürmet tazim gösterirsek bizlere cennet kapıları açılıyor. Biz onlara asi olduğumuz zaman Allah muhafaza cehennem kapıları aranıyor. Musa Aleyhisselam'ın yarın ahiretteki yarın ahiretteki komşusu kasap olan bir insan. Kasap. Ama o kasap ki annesinin duasıyla ullazim bir peygambere komşu olan bir insandır. O yüzden vakit varken Anne babamız hayattayken ne yapalım? Onlara karşı hürmet tazimde kusur etmeyelim. Sonra vakit geçtikten sonra eyvah annemin hakkını veremedim, onu çok üzdüm, babamın hakkını veremedim, onu çok daralttım demenin bir faydası yok değerli izleyicilerimiz. Onlar bizim baş tacımız, onlar bizim her şeyimiz. Öpüp başımıza koymalıyız anneciğim babacığım diyerek ayaklarına paspas olup asla onları üzmemeliyiz. Evet bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi hepimizi Mevla Teala Hazretlerine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.